Güneşli ve güzel bir günden herkese merhaba. Ben Eylül Aşkın. Bugün yine Nextpera Art Galeri'de oyuncu, oyuncu koçu ve drama eğitmeni sevgili Bülent Yaşık'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Eylül'cüğüm. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl bir çocuktunuz? Nasıl bir ailede büyüdünüz? Oyunculuğa olan merakınızı nasıl keşfettiniz? Nasıl bir çocuktum? Vallahi annemin anlatmasına göre böyle koyduğu yerde kalan, hiç ses çıkartmayan bir çocukmuşum bebeklik zamanında. Sonra günden güne büyüdükçe hareketlenmeye başlamışım. Sanırım bu bir maya, yani insanın içinde olan bir maya. Biz bunu keşfetmiyoruz, yeteneklerimizi bilmiyoruz. Ufak ufak böyle doneler vermeye başlıyoruz. Ben de evin komik, yaramaz çocuğu olmaya doğru evrilmeye başlamışım. İlkokulda falan arkadaşlarımın taklidini yapıyordum. Sevdiğim arkadaşımın taklidini yapıyordum. Öyle ortamı neşelendiriyordum. Ortaokul ve lise yıllarında da bizim zamanımızda sonradan da Allah rahmet eylesin hocam oldu. Levent Kırca o zaman olacak o kadar çok meşhurdu. Onun taklitlerini yapmaya başlamıştım. Çünkü o zaman tek o vardı Türkiye'de mizah deyince. Rahmetli Levent Kırca vardı. Onun taklitlerini yaparak ortamı neşelendiriyordum. Eve geldiğimde de işte gerek anneannem olsun, Allah rahmet eylesin onlar da, ya da dedem olsun ya da babam olsun, onun taklidini yapıyordum. Ya da birden mesela oturuyoruz ailece çay içiyoruz. Akşam herkes evinde ailece çay içiyoruz. Ben annemin mesela kullanmadığı bir başörtüsünü kapatıp bir kadın rolüne girip birden karşılarına çıkıyordum. Dolayısıyla bunlar bende gelişmeye başladı. İnsanları mutlu etmek, yani onları güldürmek, bunun tadına varmaya başladım. Bunun tadına da varınca bir şeyler hissediyor insan kendiyle alakalı. Hani ben acaba hani sadece böyle arkadaşlarımı, annemi, babamı, ailemi mi güldürebiliyorum? Ya da onlara neşe katıyorum? Acaba bunu tanımadığım insanlara yapsam onlara da aynı neşeyi, aynı espriyi verebilir miyim? Çünkü senle benim aramda ortak bir şey olmuştur gün içerisinde. Hı. Çok gülmüşüzdür. Ben size gülerim. Çok gülmüşsünüz. Yani ben anlatırım. Tekrar deriz. Tekrar güler, tekrar. Ama bu senle benim komiğim. Senle benim şakam. Yani tiyatroda biz buna şaka diyoruz. Senle benim şakam. Ama karşıdaki insana anlattığımda iyi de bana ne diyecek. İşte o bana neyi dedirtmeden ona da kahkaha attırabilmek, ona da şaka yapabilmek, o şakayı onu da verebilmek, geçirebilmek çok önemli. Bunu da hani arkadaş tayfamda da görmeye başladığım, sonra yeni yeni insanlar girdi hayatımda. Onlarla da konuşurken baktım ki bir şeyler var, enerji var. Bu bir enerji. Bu şekilde çocukluğum, öğretmenin beni tahtaya kaldırıp hadi Bülent bir şarkı söyle demesiyle ben evet ortaokulda falan, hatta ilkokul 5'te hocam, sevgiler saygılar hanım hocam, ismi hanımdı, tahtaya kaldıran mesela bana bir şey yap derdi. Ben komiklik yapardım. Tabii hatırlamıyorum da neler yaptım ama şarkı söylerdim. Bütün sınıfta alkışlardı. Yani bir özgüven vardı. O özgüveni ben kendimde fark ettim. Yani çünkü hani çocuksun, sınıfta tahtaya kaldırıyor öğretmen seni ve şarkı söylüyorsun. Hani ne alaka diyorsun ama o özgüvenden çıkıyordum ve bütün sınıf arkadaşlarım alkışlıyordu. Ben de mutluydum, onlar da mutluydu. Böyle mutlu bir çocuklukla başladım hayata. İlk profesyonel sahnenizi 1998 yılında Aynı Tas, Aynı Hamam isimli oyunla gerçekleştiriyorsunuz. Oraya nasıl geldiniz peki? Hani ben bunu meslek edineceğim deyip. Evet. Bu aslında katıldığım diğer programlarda da söylüyorum. Bu bir hikayesi var. Anlatmak istiyorum. Tabii buyurun. Aslında Aynı Tas Aynı Hamam değil. Ondan önce Levent abiyle tanışmam var. İzin verirsen o hikayeyi anlatacağım. Demin de dediğim gibi Levent Kırca'ya çok büyük bir saygım ve sevgim var. Onun taklidini yapıyorum. Ortamda favori oluyorum. Onun taklitlerini yaparak seviliyorum falan. Ama tabii o çok ünlü. Ben onunla nasıl tanışacağım? Hani korkularım var. Ben nasıl gideceğim Levent Kırca ile tanışacağım? Nerede? Ne yapar? Ne eder?
Böyle bu şeylerle merakla hayatımı yaşıyorum, idame ettiriyorum. Ben bir gün Eminönü'ne gezmeye gittim. Eminönü'ne gezmeye gittiğimde saatlere merakım var. Bir saatçinin camından saatlere bakıyordum. O sırada Levent Kırca'nın içeride olduğunu gördüm. Evet. Nasıl bir şans? Evet, tesadüf diye bir şey yoktur. Yani evren isteyeceksiniz ve verecek. Hani böyle derler ya, enerji. Her şey enerji aslında. Ama o Levent Kırca, tam da o şey olduğu dönem, ben sokaktaki bir insan. Nasıl yaparım, nasıl ederim? Konuşuyorlar. Gördüğüm kadarıyla bir arkadaşının dükkanı, o da ziyarete gelmiş. Hani çay may içiliyor, gülüyorlar falan filan. Ve ben şok oldum, dilim damağım tutuldu. İşte orada bir özgüven demiştim ya, çocukluktan gelen bir şey. Dükkanın karşısında melül melül durdum böyle. Sonradan gittim, bir tatlı aldım, ziyaret ettim dükkan sahibini. Dükkan sahibi beni gördü, bakıyor. Ona göre daha yaşım küçük olduğu için, hani beni genç gördüğü için gel gel yaptı bana. Ben de içeri girdim. Dedi imza mı alacaksın oğlum dedi. Bir saattir bekliyorsun. Gerçekten tam bir saat boyunca kapıda bekledim. Hani çıksın ki meramımı anlatayım da, olayı anlatayım, derdimi anlatayım. Ya dedim hocam dedim. Bana dedim 5 dakika verirseniz 5 dakikada her şeyi anlatacağım size dedim. Ondan sonra Levent Hoca da gırgır şamata ortamında, arka herhalde iyi günündeydi. Anlat lan, ne istiyorsun bakayım dedi. Hocam dedim, benim gibi birçok insan sizin karşınıza çıkıyordur. Şöhret olmak istiyordur, oyuncu olmak istiyordur. Ben bunların hepsinin farkındayım. Siz benim idolümsünüz. Ben sizin taklitlerinizi yaparak arkadaş ortamında favori çocuk oluyorum. Sizi çok seviyorum. Her yerde de sizin taklitinizi yapıyorum dedim. Ondan sonra, dolayısıyla siz benim favorimsiniz. Ben sizden şunu istiyorum. Ben tiyatroyla da ilgileniyorum. Sizden şunu istiyorum. Beni çağırın tiyatronuza. Bir tekst verin, bir şey verin. Ben onu oynamak istiyorum. Oynadıktan sonra işin kompedanı sizsiniz. Bana şunu deyin. Oğlum sen sadece arkadaşların arasında komik olabilirsin. Sen git. Ya da evet, sende bir şeyler var. Eğitim alman lazım. Üstüne gitmen lazım. Hatta gel burada benim yanımda ol demeniz lazım. Ben bunu bilmek istiyorum. Ben hatta size bir şey söyleyeceğim dedim. Hoşunuza gitsin diye değil. Ben tiyatronuza geleyim, çay getireyim size. Çay getireyim. Ben yani burnum sürtsün. Çekirdeğin çekirdeği derler yani, çekirdekten yetiştim. Çekirdeğin çekirdeği olsun. Ben size çay da getiririm, sahneyi de silerim. Yeter ki sizin yanınızda olayım. Hiç yerinmem, gocunmam dedim. Ondan sonra hoşuna gitmiştir herhalde. Bu konuşma onun çok hoşuna gitti. Çünkü dediğim gibi hani herkes bana, beni oyuncu yapsana, beni çağırsana. O dönem öyle şeyler vardı. Benim gibi bir sürü insan çıkıyor. Ama ben tam ters psikolojiyle konuşup ben çaycınız bile olurum. Gerçekten bunu kalpten söyledim deyince onun çok hoşuna gitti. Sonra dedi ki sen dedi telefonunu ver bana. Hatta o beyefendi, dükkanın sahibi dedi ki Levent ya dedi, bu çocuk dedi gerçekten kalpten konuşuyor. Sen dedi oğlum nerelisin dedi. Ben dedim Erzurumluyum dedim. Ondan sonra o beyefendi de yine doğu taraflı falan. Dizim dedi doğu insanı dedi. Böyle öz konuşur dedi. Sen dedi bu çocuğa yardımcı ol. Sonra ben Levent abiye telefonumu verdim. 4 ay geçti. 4 ay sonra tarih 1 Nisan oldu. Bizim Türkiye'de, dünyada şaka günü biliyorsun. Ve benim telefonum çaldı. İyi günler, iyi günler. Ben Levent Kırca'nın asistanı. Aha. Ahmet Çevik. Bilirsiniz o uzun boylu, hep yıllardır yanında, çok profesyonel bir oyuncu, o da hocamız sayılır. Ama ben bunu o kadar çok arkadaşıma, benle dalga geçebilecek arkadaşıma, samimi kardeşlerime anlattım ki tarihte 1 Nisan ya, böyle dinliyorum. He? He? Tiyatroya çağırıyor. He, oldu. Böyle dinliyorum çünkü 1 Nisan. Yani o çalan telefon çalmadı. 1 Nisan'da çaldı. Ya ben şöyle konuşuyorum mesela, işte ya Eylül benle dalga geçme ya. İşte Hakan benle dalga geçme ya. Hani böyle konuş çünkü inanmıyorum. 1 Nisan otomatikman ve suratına kapattım o kişinin, arayan kişinin. Hatta hani söyleyebilir miyim biliyor musun? Allah kahretsin seni dedim, kapattım. Çok iyi değil mi ya? Sonra 2 dakika sonra bir telefon geldi tekrardan, aynı numara, açtım. Ya ne var ya falan diyorum. Çünkü beni kandırıyorlar ya, farklı bir numaradan arıyorlar. Hani anlamayayım diye ben hala
Bir insandan çıkamayanlar. Bir insandan çıkamıyorum. Ondan sonra deyince ki ben sizi Kurtuluş'taki eski Dormen Tiyatrosu'na 5'e kadar bekliyorum. Ben Ahmet, Levent Kırca'nın asistanıyım. Allah sizi kahretsin dedi. Kapattı. Çok güzel. Ben bir dumurum. Hem de hani yalın ayak koşarak hani inandım artık yani o reaksiyonu verince Allah sizi kahretsin diye kapatınca. Gittim ben. Levent abi oturuyor masada, ekibi var. O muhteşem yıllarca televizyonda gördüğüm karakterlerin hepsi orada oturuyor. Ondan sonra gittim. Bana o rahmetli Levent abi, ne lan dedim, benden yardım istiyorsun dedi. Oyunculuk mu oyunculuk diyorsun, hem de arayan arkadaşlarımızın suratına kapatıyorsun. Aynen şu anda sana anlattığım gibi anlattım. Hepsi çok güldüler. Oraya da öyle bir sıcak giriş olmuş oldu. Tarih 1 Nisan hocam dedim. O kadar arkadaşıma anlattım ki dedim. Yani siz de araya araya 1 Nisan'da aradınız. Şaka gibi dedim. O dedi ki şakanın kralını göreceksin. Gel dedi, çaycılık yapmak istiyordun değil mi dedi. Evet. Hadi gel dedi, başla dedi yanımızda dedi. Eski Dormen Tiyatrosu'nda, Levent Kırca Tiyatrosu'nda böylelikle oyunculuğa başladım. Ne kadar çalıştınız orada? Orada çok uzun süre çalışamadım. Yani bir seneye yakın çalıştım ama onlar çünkü Avrupa'da turneye falan gidiyorlardı. Ben tiyatroda, Türkiye'de onun tiyatrosunda devam ediyordum. Yani Olacak O Kadar'ın televizyon bölümünde değildim ben. Tiyatrosundaydım işte. Ali Baba Kırkaramiler oyununu verdi bana. İlk tekstim. Ali Baba Kırkaramiler oyunuyla başlamış oldum. Ne hissettiniz ilk sahneye çıkınca? İlk büyük seyirciyle karşı karşıya kalınca? Korktum. Çünkü evinde oturan bir insansın. Hmm. Yani evinde oturuyorsun, televizyon seyrediyorsun, gülüyorsun, ağlıyorsun, bütün reaksiyonları veriyorsun. Evet. Ve sen çıkıyorsun oraya. O sahneye. Biz tiyatroda eğitimlerimizde insanlara deriz, tiyatro er meydanıdır. Dönüşü yok. Diziye gittiğimizde yönetmenin anlayışına sığınarak bir 5-6 kere tekrar yapıyoruz. Belki 10 kere tekrar yapıyoruz. Daha iyisini verebilmek için seyircilerimize. Ama er meydanı denen yere çıktığımızda daha dönüşün yok, sufle yok, ezber yapmak zorundasın. Şey deriz, balya balya cümleler deriz, uzun uzun işte Shakespeare'ler, şunlar bunlar. Bunların hepsini ezberlemek zorundasın. Artı o duyguyu, o ben canlıyım, seyirci de canlı, hemen şurada oturuyor ilk koltuk. Bunu da vermek zorundasın. Güzeldi, reaksiyon alan, şaşkın, nasıl diyeyim size söyleyebilir miyim ama şapşal bir karakter oynuyordum. Hani söndür diyorlardı, ben yakıyordum her tarafı alevi veren. Yani yak diyorlardı, söndürüyordum. Beceriksiz bir karakter oynuyordum. İyi bir reaksiyon almıştı. Sonra onu öyle ilk çocuk tiyatrosuyla oynamaya devam ettim. Sonrasında da gerisi geldi. Uygur tiyatrosu ve BKM tecrübeniz Levent Kırca'dan sonra. Evet, Levent abiyle piştikten sonra hani ben Levent abiye dedim ki hani bu bir mayadır oğlum dedi. Hani hamur. Hamurunu tutup tutmaması lazım dedi. Ben dedi sana dedi burada dedi çekirdekten yetişeceksin, göreceğiz. Sonra ben onun yanında kendimce tabii ki bunun sonu yok. Ben şimdi ustaların yanında oyuncuyu nasıl diyeyim diyemem. Hala öyle. Yani çünkü biz geleneksel tiyatrodan gelen oyuncularız, sanatçılarız. Saygı var yani. Benim şimdi yanımda ustam olsa ben oyuncuyum diyemem. Zor derim. Oyuncu muyuz? Oyuncuyuz. Sonrasında BKM şey yaptı. Bu ilk Güldür Güldür falan filan. Daha bunların hiçbiri yokken ekip toplamaya başladı. Hatice Aslan, Erkan Can, Ali Sürmeli, Bahtiyar Engin. Yani birbirinden üstad, hocalarımız. Biz onlardan eğitim almaya başladık. Şeylerden geçtik. Sınavlar diyebilirim işte. Auditionlardan geçtik. Bir 25 kişi ilk aslında biz BKM oyuncuları biziz. Bizdik, bizim ekibimizdi. Oradaki eğitim, BKM mutfaktaki eğitimlerimiz, oyunculuk eğitimlerimiz devam ettikten sonra Kahvede Şenlik Var diye bir meşhur bir oyun vardır. 3 kişiliktir bu oyun. Biz o ekipleri kurduk. Okumalarımıza başladık. Şudur budur. Oradaki eğitimde o süreçte o Kahvede Şenlik Var tiyatro grubuyla devam ettik. Sonra İstanbul Halk Tiyatrosu oldu.
İstanbul Halk Tiyatrosu'nda da ben devam ettim. Arkasından da bir şekilde yine bir oyuncu abimiz, üstadımız beni değerli Süha Uygur abimiz, hocamız, buradan da selam olsun eğer seyrederse Süha abime, Süha Uygur'la tanıştım. Onunla görüşmelerimizi yaptıktan sonra o daha çok çocuk tiyatrosu yapıyor, ona yönelik. Sonra Uygur Tiyatrosu'na geçtim. Süha abiyle yanlışım olmazsa 5 sezon, sanırım yanlışımı 5 sezon çocuk tiyatrosu yaptım. Çocuk tiyatrosunda da aynı anda, aynı oyunda, aynı anda 4 farklı karakteri oynadığım anlar da oldu. Yani Kelebek Boğ'dan Tırtıl Joe'ya geçişlerim vardı. İsimler de çok iyiymiş. Evet. Kelebek Boğ ve Tırtıl Joe. Şimdi şöyle bir şey var. Hani konudan konuya geçiyorum. Hani şöyle. Biz oyuncular için aslında çocuk tiyatrosunu oynamak çok daha zordur. Çünkü çocuk, çocuğun algısı, ilgisi, yani toplamda aslında bir dakikanız, iki dakikanız falan var diyebilirim. Hadi bir dakika da sizden olsun, üç dakikanız. Bu üç dakika içerisinde o çocuğu o koltuğa mıhlayıp yanındaki arkadaşıyla, arkadaşıyla yok onun saçını çektim falan, bunları bırakıp böyle onu sahneye kitlememiz lazım. Dolayısıyla çocuk tiyatrosu daha çabuk çok çabuk dağılıyor. Çocuklar oraya eğlenceye gelmişler, yaramazlığa gelmişler, koltuklar falan, en yakın arkadaşları, bir de başka sınıflarla birleşiyorlar, kalabalık falan. Oyuncu içinde demin dediğim gibi kelebekten belki bir ağaca, ağaçtan arkasından belki de bir kediye dönüşüyorsunuz, arkaya gidiyorsunuz, bir an önce kostümünüzü değiştirmeniz lazım. Kostümü değiştirdikten sonra, sahneye çıktıktan sonra çocuğun, çocukla olan iletişiminizin devam etmesi lazım. Çünkü üç tanesi aa dediği zaman inanın o böyle bir zelzele gibi bütün salon başlıyor hareketlenmeye. Dolayısıyla daha çok performansın olduğu, daha çok yorulduğun iş çocuk tiyatrosudur. Yani çocuk tiyatrosu yapmayan oyuncu aslında biraz daha zorlanıyor direkt büyük tiyatrosuna başladığında. Çünkü beden dilini daha çok kullanıyorsun. Daha çok ifade kullanıyorsun. Daha çok mimik kullanıyorsun. Pişiyorsun. Çocuk tiyatrosunda pişiyorsun. Sonra orada o kadar pişmişsin ki, o kadar çok oynamışsın, atlamışsın, zıplamışsın. Bu beden esnekliği de çok önemli. Bu çocuk tiyatrosundan kalan bir şey. Bunu ne yapıyorsun? Büyük tiyatroya geçtiğinde daha verimli kullanabiliyorsun. Süha abiyle de dolayısıyla yine bu şekilde tanışarak Uygur Tiyatrosu'nda devam ettim. Bir de bunun televizyon tarafı var. Sizin dizi film tecrübeleriniz de oldu. Evet. Biraz onlardan da bahsedecek olursak. O da şöyle oldu. Aslında bu hep sanırım hani bu kadar sohbet ediyoruz Eylül Hanım. Sanırım özgüvenle alakalı, istemekle alakalı. Tabii ki tiyatro yapıyoruz. İnsanlar geliyor, büyüklerimiz geliyor, hocalarımız geliyor. Ben Levent Kırca Tiyatrosu'nda oynarken Türkiye'nin büyük menajerlerinden bir tanesi oyuna geldi. Dolayısıyla ben bir şekilde bu menajer, hani bu gerçekten hikayeler böyle oluyor. Çünkü üstadın oyununa diğer üstadlar geliyor. Orada oyun bittikten sonra konuşuyorsun, ediyorsun. Senin hocan işte senden bahsederse bazen kapı öyle açılıyor. Ya da sen ilgisini çekersen birisinin, o kişi geliyor seninle tanışıyor. Bu böyle oluyor. Enerjiyi çekiyor. Bütün işler de öyle. Network önemli. Evet, network önemli, doğru. Türkiye'nin büyük menajerlerinden birisiyle tanıştım. Gerçekten hani biz oyuncular bazen bazı menajerler için konuşuruz. Ya kapısından bile geçemeyiz. Yani hani bırak gidelim, içeri girelim. Ben ne nasıl diyeceğim? Çünkü o çok büyük bir menajer. Sen de oyuncusun. İlk önce onun seni fark etmesi lazım ki hani birazcık kendini satılsın. Ama şimdi diyelim ki yer nerede? Bağdat Caddesi'nde. Kapısını çalıp merhaba ben oyuncuyum, benle çalışsana, olmuyor. Yani çünkü çok. Ama o menajer hanımefendiyle çalışma imkanı buldum sayesinde, onun sayesinde.
Sonra onun yoluyla televizyona başladım. Televizyonda da yine diziler oldu ama benim en büyük yine üstadım, bu menajer olayından daha çok beni etkileyen, ben bir dönem Sinan Çetin'in, isim verebiliyor muyum bilmiyorum, eskiden Plato Film vardı, çok meşhurdu. Plato Film'e giderdim. Orada Plato Film Okulu vardı. Orada yine eğitimlerimiz vardı. Ben hep böyle eğitimle yoruldum. Biraz eğitime aç bir insanım. Yani hala birisi bir şey öğretecek olsa, dediğim gibi felsefemiz, hani öğrenmenin yaşı yok ya, hala gider alırım. Çünkü sonu yok yani. Filmler izliyoruz, tiyatrolar izliyoruz. Bunları boşuna izlemiyoruz yani. Üstadları izliyoruz. Nasıl reaksiyon veriyor, orada nasıl oynamış, burada nasıl tepki vermiş. Sinan Çetin'in Plato Film'in okulunda bayağı bir oraya gidiyordum, geliyordum, arkadaşlarım oluyordu. Sonra orada senaryo yazma teknikleri, hocalarımız var, ustalarımız var. Oraya doğru yöneldim. Şimdi tamam oyuncuyuz ama oyuncudan da başka yerlere de evrilebiliyorsun. Hani çünkü Plato o zaman şey çekiyordu Sinan Hoca, reklam daha çok çekiyordu. Türkiye'nin hemen hemen bütün reklamlarını o çekiyordu. Plato Film'e gidip gele gele orada da oyuncu arkadaşlarımız var. Bülent gelsene falan. Hep bu işler böyle olur ya. Bülent gel yanımıza gel, işte şudur budur. Hani bir çay içmeyle, bir kahve içmeyle falan başlayan şey. Bir baktık oradayız biz. Plato'dayız. Senaryo yazımı, işte reklam yazımı, bunlarla ilgilenmeye başladım. O zaman da şimdi yine örnek vereceğim. Benim de bahsettiğim herkes vefat etmiş. Ben mi uğursuzum? Toprağın olsun. Şimdi geldi cümle aklıma. Türkiye'nin duayeni herhalde bir 150 tane, 200 tane mi filmi olan Aram Güllüz. Çok meşhur bir yönetmendir. Aram Güllüz'le tanışma fırsatı oldum. Aram abiyle. Tatlı Kaçıklar diye bir dizi vardı. 550 bölüm o çekti. Ondan sonra yani böyle büyük bir duayen. Elim ayağım titriyor. Dedi ki Bülent, dedi işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, anlattım böyle hoş sohbet. Ben böyle sohbet etmeyi severim. İnsanı tanıyarak hani kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Yani her insan bir dünyadır. Bunlar da bizim ustalarımız. Anlattım falan. Dedi ki yakında diye bir proje var dedi. Onda dedi çalışabiliriz seninle dedi. Ya o kadar mutlu oldum ki tabii hani... Tam diğer dizilere gidiyorum ama hani konuk oyuncu, 5 bölüm, 4 bölüm. Ama tabii bunlar benim pişme şeylerim. Şimdi set, hani beni alsın da menajer hemen başrol, tabii ki istersen ama bir yerde illa hep pişmen lazım. Seti bile öğrenmen lazım. Yani işte ışıktı, kameraydı, yani makyözdü, kostümdü, set ahlakı. Bunlar çok önemli. Yani hemen ben oldum diyemezsin. Diyenler zaten hiçbir noktaya gelmiyor. Kaldıramıyor çünkü. Kaldıramıyor. Sonra Aram abiyle başladım çalışmaya. Aram abi Show TV'de bir iş almıştı. Ağlamak yok diyor. Güzel bir iş. Böyle ağlak bir iş. Ama tabii ben komediye daha çok o yöneldiğim için, o da bende onu gördüğü için, dizi ağlak. Full ağlamalı dizi. Ama benim sahneler full kahkaha. Siz orada da arıza bir tipi oynadınız galiba. Orada da arıza bir tip var. Aynen. Bitirin bir emlakçı. Yani şöyle, dizinin komik kısmı. Hani ev hanımları akşam inse ederken ağlıyorlar. Bak o çıktı. Bak bakalım neler yapacak. Bak neler yapacak diye denen karakterim ben. Emlakçıyım. Böyle ufak tefek, böyle ufak Mehmet Ali Erbil tarzında bir karakter. Hani o tırın oradan oraya. Öyle benim hikayelerim falan derken, Aram abi, rahmetli Aram abi, o işi çekerken birden yapımcı geldi. Dedi ki sette, Bülent'ciğim dedi, seninle konuşmamız gereken bir konu var. Şimdi şu eyvah şey vardır dediniz, ya. Kovuluyor muyum? Yani hani ne yaptım da bilmiyorum da, bir şey de yapmadım. Setin de sevilen yaramaz çocuğuyum. Böyle hep böyle şey, içeride böyle şey var, bir yaramazlık var, böyle fırlamalık var. Bir yanlış mı yaptım? Biri şikayet mi? O geliyor insanla. Bizim Türkiye'de bir şey vardır. Herkes bunu sevmez yani hemen hemen. Alo efendim, konuşacağımız bir şeyler var. Ya şimdi söylesen telefonda.
aramışsın söyle. Yok, buluşunca konuşalım. Konuşmamız gereken şeyler var. Bu hep insan... Önce abi heyecanlandırıp gerilimi yükseltip. Evet, anladın mı? Hani merak ediyorsun bir şey. Yapımcı da gelince gidelim dedim. İçeri geçtik, sete ara verdik. 25. bölüm. Bayağı iyi gidiyor. Benim karakter çok güzel. Merhaba, gel Bülent dedi. Seninle konuşacağımız şeyler var. Yani cümleye öyle bir ağır gibi, bak anlatırken bile o anı. Efendim Arama abi dedim. Ne olur otur Bülent dedi. Otur. Evet. Eyvah. Dedim Bülent dedi, seni seviyorum, sayıyorum. Çok iyi bir çocuksun falan. Ama dedi böyle olmuyor. Ha. Ben de he oldu. Veda konuşması evet, gibi geldi. Böyle olmuyor dedi. Dedim Arama abi, yani insan bir şey yapmadığı halde, sette sevildiği halde hani ne yaptım ben hani deme noktasına geliyorsun. Böyle olmuyor Bülent dedi. Yani böyle çalışamayacağız dedi seninle. Hala devam ediyor. Yani o derin sessizlik, bendeki o Yusuf Yusuf durumu. Yusuf Yusuf. Kovulmaya doğru gidiyor ama gidiyor, öyle olmadı galiba. Yani, netice. Oraya gidiyor değil mi? Cümleler böyle olunca. Evet. Böyle olmuyor. Yani yapımcımız da böyle düşünüyor. Ben eyvah. Dedi. Ben dedi. Yapımcım sonuçta ne derse, ben seni çok seviyorum. Çok saygılı bir çocuksun. Böyle olmuyor dedi. Böyle şey, bu şekilde çalışamayacağız. Arama abi ne yaptım dedim. Sen dedi yaptın dedi, yapacağını dedi. Senin dedi başrol olman lazım artık dedi. Star'da yeni bir işe başlıyoruz. Artık başrolsün. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Ben ne sevindim, ne ağladım. Adımımı unuttum, yaşımımı unuttum. Arama abiyemi sarıldım, yapımcımı öptüm. Yani halayımı çektim. Yani çok güzel bir haber alıyorsunuz ama bu sefer onlar bana oynadı. Yönetmenimle yapımcım bana oynadı. Çok da güzel oynadılar. Gerçekten o noktaya kadar korkuttular. Ama çok güzel bir haber verdiler. İlk başrolümde Star'da bir eğlence gecesi adı altında bir işti. O da devam etti. O da güzeldi. Ve böylelikle dizi, sinema derken hayatım, oyunculuk üzerine devam etti ve günden güne de geliştirmeye çalışıyorum. Peki değişen bu dizi sektörünün mü kurbanı oldunuz? Niye devam etmediniz? Bir süredir yapmıyorsunuz. Evet, bir süredir yapmıyorum. Şöyle, şimdi bizim işimiz çok güzel. Her işin kendine göre zorluğu var. Ben şimdi size diyebilir miyim? Ya ne yapıyorsunuz ki? Soru hazırlamışsınız, soruyorsunuz. Ya öyle mi? Ya da işte başkasına diyebilir miyim? Ne yapıyorsun ki? Ofise gidiyorsun, bütün gün bilgisayar başındasın. Kalkıyorsun, çayın kahven, 5'te gidiyorsun. Her işin kendine göre bir zorluğu var. Ama kelimesini koyacağım. Oyunculuğun saati yok, gecesi yok, gündüzü yok. Bu gerçekten böyleymiş. Ben böyle duyuyordum. Ben yaşıyorum. Cenazen evet bir noktaya kadar gerçekten yok. Yani hastalık yok. Ben provada ayağımı burktum, dinlenmem gerekirken akşam oyun var, başrolüm, Hamlet oynuyoruz, Horatio karakteriyim, Horatio'nun üzerine yazılmış bir oyun. Ayağımı burktum ve o burkulmuş ayakla doktora gittiğimde yatman lazım dedi. Ama ben o burkulmuş ayakla oyuna yedirerek, oyunda burkulmuş gibi, bir sahnede burkulmuş gibi yedirerek ben o oyuna çıktım. Partner arkadaşım burnu kanadı sahnede. Devam etti. Burun çatlağı vardı. Devam etti. Dediğim gibi normal insanlar işinden çıkıp eve geldiğinde saat 10 gibi falan hani pijamalarımızı giyer, çayımızı koyar. Varsa bir dizimiz seyrederiz. En fazla bir saat sonra uyarız. Biz daha o saatte evden çıkıyoruz yeni. Yani normal insanlar artık yatalım. İyi geceler, iyi akşamlar anne, iyi akşamlar baba derken bizim setimiz, daha sete gidiyoruz. Daha set kurulacak falan filan. Artı bir işe başlıyorsunuz. En iyi isimlerle, en prestijli isimlerle diyorsun ki bu dizi gider. Bizde maaş denmez. Bizde aldığınız ücrete ismi kaşedir. İyi de bir kaşeye anlaşıyorsunuz. Ama 5 bölüm sonra patlıyor. 10 bölüm sonra patlıyor. Yani bu işe güvenip bir koltuk taksidine bile giremiyorsun. Yani
beğenmediğin dizi diyorsun, o 15 yıl gidiyor. Ya da diyorsun ki o ben bir diziye girdim, şu oynuyor, bu oynuyor, başrolde şunlar şunlar var. Tamam ya, bu dizi kesin gitti. Kesin tutar diyorsunuz, tutmuyor. 5 bölüm. Anladın mı? Bir doğru. De alternatif çok şimdi. Eskiden 3 dizi çıkıyordu. İnsanlar evet. Mecburen takip ediyordu, takip herhalde ediyordu. Bilmiyorum yani. Aynen. Bir de bizim dediğimiz gibi yani ne yazık ki bir kadrolaşma var. Hmm. Menajerler ele aldı olayı. Belli başlı menajerlerin ekibi var. Siz de bir seyirci olarak evinizde işinizi profesyonel yapıyorsunuz. Bu arada tebrik ederim. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ederim çağırdığınız için de bu arada. Dolayısıyla kendi kadrolarını koyuyorlar. Kendi kadrolarını. Yani o dizi bitiyor, öbür diziye geçiriyor kendi kadrosunu. O dizi bitiyor, öbür kadroya. Biz profesyonel, diğer profesyonel tiyatrodan gelme profesyonel oyuncular da menajerle çalışsak da çalışamasak da o kadroya giremiyoruz. Dolayısıyla bunun da zorlukları başladı. Ve iş bittiğinde de Eylül Hanım, yüzün eskir, yüzün eskimesin, şu bu diye 7 ay, 8 ay, gerekirse 1 sene iş gelmiyor. Biz tiyatroyu aşk için yapıyoruz. Alkış bizi besliyor. Diziyi ekonomik bütçe için yapıyoruz, yaşayabilmek için yapıyoruz. Sinema filminde prestij olsun diye. Yani benim çocuğum yıllar sonra sinemada hani ismim kalsın, o afişte ismim kalsın diye yapıyoruz. Dolayısıyla tiyatroyu aşk için yapıyoruz. Tiyatroda çok büyük bütçeler yok. Büyük bir tiyatroyla çalışsanız bile çok büyük bütçeler var. Yani tatmin ediyor ama dizi gibi değil. Diziye geçtiğinizde haftalık alıyorsunuz. Haftalık aldığınızda ayda 4 bölüm var. O sizi besliyor, kaşeniz iyiyse. Ama şimdi o da bitince ve siz sadece bundan ekmek yiyorsanız bu sefer sizin bu sosyal yaşantınıza da yansıyor. Tamam, oyuncusun, insanların ilgisini çekiyorsun. Biz o ego ile besleniyoruz sonuçta. Yani fazlası değil, fazlası şımarıklık. O insanların egosu, seninle olan samimiyeti, saygıları çok güzel. Ama kiram var, elektriğim var, doğalgazım var, sosyal yaşantım var. Hayatı idame ettirmek durumundayım. Evet, oyuncuyum ama dizi gelmiyor. Böyle bir zamanda mı drama eğitmenliğine başladın? Evet, böyle bir zamanda. Ben çok popüler bir dizideydim. O popüler dizide de çok sevilen bir karakterdi. Kardeş Payın denen bir dizideydim. Oradaydım. Sonra bu dizi de bittikten sonra birkaç dizide daha oynadım. Sonrasında da bu anlattığım bir şey dönemi geldi. Durgunluk dönemi geldi. Bu sefer de kaba tabir olacak ama kendi etimden sütümden kendim faydalanayım dedim. Madem oyuncuyum, madem şu anda tazeyken, insanlar da sokakta tanıyorken bir şey yapmalıyım dedim. Yani ne yapabilirim, ne yapabilirim? Çevre okullardaki devlet okullarına gittim. Müdürleri zaten kapıdan girdikten sonra bir simayı tanıdıkları için bir böyle şaşırdılar, böyle güzel karşıladılar. Ben de onlara okullarında drama dersi olup olmadığını sordum. Onlar da Bülent Bey bizde drama dersi yok şu anda dediler. Ne düşünüyorsunuz? Ortaklaşa çalışabileceğimizi, bunların çocuklara çok faydalı olabileceğini, hani evimin yakınlığından bahsettim. Bunu bir şekilde beraberce okulda dışarıdan bir kurs, bir ders, yani o sistemi nasıl ayarlarsınız bilmiyorum dedim. Ben gelip eğitim verebilirim dedim. Çünkü ben dediğim gibi çekirdeğin çekirdeğinden geliyorum. Hani sayacak olursak siz de söylediniz. Levent Kırca ile başlayan Uygur tiyatrosuydu. Haldun abiyle bir dönem çalıştım. Televizyondeseniz Aram Gürlüzler, Plato filmler. Gerçekten burnum sürttü. Yani çekirdeğin çekirdeği. İyi ki de sürttü. Ben bundan hiç gocunmuyorum. Ben sahnede sildim. Gerçekten tuvalette lavaboyu da temizledim. Dekor da taşıdım. Azar da işittim. Ama kimden? Ustalardan. Yani bugün şimdi cebinizde paranız olsa bir genç ya da olgun birisi, ben tiyatro öğrenmek istiyorum, oyunculuk öğrenmek istiyorum, para da var, kursa gideceğim deseniz, yani trajikomik olacak, yine gülüyorum ama bütün ustalar bu dünyadan göçtü gitti. En son Ayla hocamız, Plato'da, Plato filminde hocamdı.
En son Allah rahmet eylesin buradan ışıklar içinde uyusun. Aile Hoca. En son mesela hocam Aile Hoca. O da gitti. Ben bu ustaların azarını işittim. Evet azarını işittim. Beni bir saat boyunca antre diyoruz tiyatroda. Antre aldırdılar. Giriş çıkış, giriş çıkış. Ya hocam bir saat oldu ben şuradan şuraya niye gidip geliyorum bir saattir demedim. Var mı bildiği dedim. Dolayısıyla ben de böyle eğitim alacağım, ben de şöyle eğitim alacağım. Ortama gittiğimde hava atacağım diyecekleri hocalar da yok artık. Hocalar da yok. Dolayısıyla ya Bülent kendi etinden sütünden sen faydalan. Bu kadar donanımlısın. Birçok oyun oynamışsın, yazmışsın, oynatmışsın. Oynadığın oyuna birçok oynamak için oyuncular geldi. Ama kotaramadılar. Tiyatro başka bir şey. Demin dediğim gibi er meydanı. Öyle olmuyor. Şimdi mesela ben burada bir hata yapsam kesecek. Elin Hanım kesecek. Hop. Tekrar belki baştan alacağız. Şimdi mesela anlatıyorum. Tekrardan baş çekeceğiz. Ama tiyatro öyle değil. Çıktın mı mermi gibi takır 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 artikülasyon güzel. Nefesini kontrol edeceksin. Beden dilini kontrol edeceksin. Heyecanlanmayacaksın. Ve o oyunu seyirciye yansıtacaksın. Evet. Ben de bunu dedim. Çocuklara verebilirim. Madem bu kadar donanımlıyım. Veririm de. Aile hocadan ders burada aldık. Burada da gene özgüvenli olma burada özelliğiniz ön plana çıkıyor. Ya ben ben aslan burcuyum. Aslana da aslanım. Aslana da aslanım. Özgüven hani bu herhalde beni tetikliyor. Sonra yaşadığım yerdeki çevre okullarda drama eğitmenliğine başladım. İnsanlardan da talep geldi. Tabii şurada hani ukalalık yapmak istemiyorum. Okulumuzun müdürleri de şöyle bir şey yapıyor. Okulumuza tanınmış tiyatro dizi oyuncusu drama eğitimi verecektir deyince onlara da reklam oluyor. Onlara tabii. da reklam oluyor. İşte şu okulda, işte şu okulda bak şu insanlar da bilgisayardan Google'a girip baktıklarında aa bu yani kaba tabirle ben bu adamı tanıyorum ya bu okulda eğitim mi verecekmiş? Dolayısıyla böyle ben çalışmaya başladım. Bir düzen kurmaya başladım. Bir ara 4 tane okulum vardı ve ben yetemiyordum. Evde iş bekleyen tiyatrocu arkadaşlarıma iş kapısı oldum. Evet, sen şu okula gidiyorsun arkadaşım, sen de şu okula gidiyorsun. Evet, ben onlara maaş veren, yani şey anlamda söylüyorum, seve seve tabii hakları çalışıyorlar. İş bulmuş, maaş veren bir oyuncu oldum bu sefer de. Ve okullarda drama eğitimlerime bu şekilde ekibimle birlikte devam ettim. Peki özellikle çocuklarla ve gençlerle çalışırken ne gibi bir eğitim metodu izlemeyi tercih ediyorsunuz? Çocuklarla ve gençlerle çalışırken ilk önce onları anlamak. Onların ilk önce ruhuna dokunabilmek. İlk önce onlara güven verebilmek. Onların kendisini ifade edebilmesi. Bunlar benim için ilk başta bu samimiyet. Bir abi gibi görmeleri. Okuldaki hoca değil de, çünkü ben onlara bir karne vermeyeceğim, bir puan vermeyeceğim. Bunu sağlayabilmek önemli. Sonrasında da drama aslında hayatımızda hepimize, yaratıcı drama, hepimize yarayan bir şey. Yani çünkü biz hepimizle muhatap oluyoruz sosyal yaşantımızda. Kaportacı. Müşteriyle muhatap oluyor. Doktor hastayla muhatap oluyor. Yani fırın. Yani hangi meslek kim yani hangi meslek böyle tek başına oturup da kimseyle muhatap olmayan bir meslek var mı? Yok. Dolayısıyla stres yönetimi, beden dili, kendisini ifade edebilme, artikülasyon, temiz ve net konuşabilme, kendine güven. Bunlar çok önemli. Bunlardan bir tanesi, birkaç tanesi eksik olduğunda işte girişken değil diyoruz. Ya da artikülasyonu kötü, Y'leri, R'leri söyleyemiyor, konuşamıyor mesela. Bunlar da aslında hep çocuk yaşta geliştirdiğimiz özellikler. Çocuk yaşta geliştirdiğimiz. Çünkü anneden korku, babadan korku, çocuk kendisini de cezalandırıyor. Sen yapamazsın, dur suyunu ben getireyim. Ya sen anlamazsın, dur ben yaparım. Baskı, baskı, baskı. Düşüreceksin, bırak. Düşüreceksin, bırak. Yani sen çıkamazsın dur. Ya sen yapma yapma aman sen hiçbir şeye doku. Ben yetersizim.
Ya sen daha R'leri söyleyemiyorsun, P'leri söyleyemiyorsun. Oyuncu olacağım başımıza. Y'yi söyleyemiyorsun sen. Oyuncu mu olacağım başımıza? Ne oldu? Özgüven eksikliği gitti. Nasıl girsin? Terapi de bir nevi ya o zaman tabii aynı ki, zamanda. Tabii ki. Ya ben derslerimde, verdiğim eğitimlerde mesela diyorum ki bugün ders yok. Benle paylaşmak istediğiniz şeyler varsa paylaşabilirsiniz. Bu Amerikan filmlerindeki olay var ya, rehabilite oturup gerçekten birçok öğrencimle büyük küçük demeden o gün dersmiş gibi rehabilite sohbet muhabbet günü yapıyoruz. Ama kimse kimseyle dalga geçmiyor. İstediğini anlatabiliyor. Dolayısıyla çocuklara bu çok yarıyor. Özgüveni geliyor. Bir de tabii yapı gereği ben çocuk ruhluyum. Yani, iyi anlaşıyorsunuz. İyi anlaşıyorum. Yani bugüne kadar şu ki yani çok okulda eğitim verdiğim için ve çok popüler bir ders olduğu için o başladıktan sonra. Ya Bülent Hocam hala çok komik, çok komik. Ama şu var. Şimdi siz çocuğunuzu yolcu edersiniz. Tamam mı? Çocuğunuz sınıfa girer. Sonra siz bir saat sonra gelirsiniz almaya. Siz ve veliler dışarıda bekliyorsunuz. Şimdi ben de kendimi size iyi göstereceğim ya. Karşımdaki de çocuk ya da genç. Ne yaparım? Size kendimi iyi göstermek için. Tam böyle kapıdan çıkarken çocuklar yaparım. Rıvır yaparım. O çocuklar kapıyı açıp bir kahkaha atarlar. Siz dersiniz ki, aa çocuğum ne kadar eğleniyor. Drama eğlence dersi değil. Drama balon patlatmaca oynuyoruz bugün değil. Drama hadi sandalye kapmaca değil. Drama işte hadi yeteneksizsiniz yapıyoruz demek değil. Drama çocuğun fark edemediği yeteneklerini ortaya çıkarmak. Mayasını bulmak. Onu pişirmek. Yani ne taraftan eksik onu bulmak. Drama ruhuna dokunmak. Drama özgüvenini vermek. Drama artikülasyonunu sağlamak. Dramadan çıktıktan sonra anne bu konuda yanlış düşünüyorsun dedirttirebilmek çocuğa. Aa. Bizim çocuk iletişim kurdu. Odasından çıktı. Ya baba bence burada bu yanlış. Çünkü çocuk iletişim kurmuyor. Ama drama dersinden sonra bende öyle videolar var ki drama nedir? Drama hayatına ne kattı? Derken kendisini ifade ediyor çocuk. Anlatıyor. Yani aslında duygusal farkındalığı arttırıp iletişim yeteneklerini İletişim yeteneği en önemlisi bu. Çocuk artık içine kapanık değil. Girişken, ayakları üzerinde duruyor. Sonraki dersler. Artikülasyonu düzeliyor. Eğitimlerimiz var, çalışmalarımız var. Temrin diyoruz mesela tabir olarak tiyatroda temrin. Mesela size de söyletebilirim. R'leri basamıyoruzdur, P'leri basamıyoruzdur. Temrinlerimiz var. Şimdi, dam bu derebi, dum bu derebi, dam bu derebi, dum bu derebi, dam bu derebi, dum bu derebi. Diyoruz mesela, sürekli. Diyoruz. Ben demeyeyim şimdi burada. Hadi bir deniyoruz. Bir korktum. Hadi. Bir de bu ufak neydi olsun. Dam bu derebi, dum bu derebi. Dambı derebi, dumbu derebi. Şimdi bunu sor. Dambı hep aynı. Dambı derebi. Dambı derebi, dumbu 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 derebi. İşte bu bir çalışma şekli mesela. İşte kalem ya da farklı temrinler var. Bunları kullanıyoruz. Çocuğun konuşması da bir noktaya kadar. Tabii bunun özel hocaları var. Yani şeyleri de var, doktorları da var tabii ki de. Biz bir noktaya kadar düzeltiyoruz. Beden dili. Kendisini ifade etme, anlatırken, mimikler bunlar çok önemli. Çünkü çok duygusuz yetişen çocuklar var. Üzülmüş mü, mutlu mu bilmiyoruz yani anlam veremiyoruz. Dolayısıyla mimiklerini kullanıyorlar. Ayakları üzerinde duruyor ve nefes alma. Evet biz ne kadar eğitimlerde önem versek de anlatsak da günümüzün sosyal koşturmacası diyeyim ben. Biz öğretiyoruz. Ha tamam hocam böyle mi diyor? Burundan al, ağızdan ver falan filan neyse. O tabii. Mahmut abi malı hazırladın mı oluyor tamam mı? Koşmuş sokaklarda. Öyle bu eğitimleri veriyoruz. Tabii biz çocuklarla eğitim verirken benim en önemli verdiğim şey ben seninle aynıyım.
Ben seninle aynı seviyedeyim. Diz çöküyorum mesela. Çocukla aynı seviyeye geliyorum. Evet, onu bir yerde okumuştum. Çocuklarla iletişim kuracağınız zaman muhakkak aynı seviyede olun. Ben seninle aynı seviyedeyim ama aramızda ortak bir saygı duvarı var. Bu duvarı aşmıyoruz. Ben gerekirse senin arkadaşın oluyorum, gerekirse hocan oluyorum, gerekirse oyun arkadaşı oluyorum. Ben sana değer veriyorum, sen de bana değer ver. Evet. Bunu anlatıyorum ve her şeylerini kendilerinin yapmasını sağlıyorum. Derslerimizde böyle neşeyle komik Bülent Hoca olarak geçiyor. Peki büyük öğrencilerinize gelelim. Evet. Bir de şimdi son dönemde siz firmalara da danışmanlık vermeye başladınız. Oyunculuk ve drama alanında. Evet. Bu ülkemizde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Şöyle ki büyük kurumsal firmalar diyeyim. Ben de bu terimleri öğreniyorum şimdi şirketlere gide gide. Biz de oralardan eksik. Kurumsal firmalar çalışanlarına, bu çok güzel bir şey Eylül Hanım, bu arada çok hoşuma gitti. Yani ben eğitim veriyorum ama gerçekten çok hoşuma gitti. Anlatayım olayı. İsim verebiliyor muyum bilmiyorum. Tabii tabii verebilirsiniz. İşte Audi, Daikin, bu firmalar. Çalışanlarımız yoğun çalışma ortamında stres içerisindeler. Dolayısıyla biz çalışanlarımıza değer veriyoruz. Bu çalışanlarımız birazcık daha işten sonra eğer isterlerse rahatlasınlar, birlik beraberliği sağlasınlar. Şimdi mesela Daikin'i örnek vereyim. İstanbul'da konuşacak olursak birçok şubesi var. Bırakın İstanbul'daki diğer şubelerini, bir plaza var. Şimdi biz Daikin'de sizle çalışıyoruz. Siz 22. kattasınız, ben 3. kattayım. Tanıyor muyuz birbirimizi? Hayır, muhtemelen. Yok, tanımayız ki. Aynı binadayız ama. Evet. Yani belki arkadaş olsak çok iyi anlaşacağız. Ama ben ne yapıyorum? Kendi departmanımda kaç kişi var? O şirketlerde de böyle artı masalar vardır ya. 1, 2, 3, 4. Orada da vardır yanında. Yani en fazla 8 kişiyle samimiyim. Zaten öyleymiş işte zaten. Şimdi 22. kattaki Eylül Hanım'la ben nasıl tanışayım? Aynı binada olmamıza rağmen. O işte evrak departmanında. Ben işte ne diyeyim, insan kaynakları departmanında. Nereden göreceğiz aynı binada olmamıza rağmen? Dolayısıyla insanlarla etkileşim, aynı yerde etkileşimi sağlıyor. Anlatacağım. Bu şirkette şöyle bir şey oldu. Biz sizle aynı binada mı çalışıyoruz oldu. Tanıştılar. Yani, belki yıllardır çalışıyorlar aynı binada değil mi? Ya çünkü yemek saatleri de farklı olanlar var. Aynı saat olsa bile ben kendi arkadaşıma, partnerime diyorum ki ya şuradaki köfteciye gidelim. 22. kattaki Mehmet Bey gidiyor başka bir yere. Ya da tabii ki şirket içerisinde bir hiyerarşi var. Şimdi siz... Müdürler de takılıyor. Eylül Hanım geldi. Eylül Hanım geldi. Siz bu konumdasınız. Ben işte beyaz yakalıyım ben de ama işte masa başında. Şimdi o müdürle masa başındaki Bülent drama dersinde aynı seviyede. O kalkıyor. Ben ağaç oluyorum. Benim işte benden 5 kat müdür olan Eylül Hanım'da ne oluyor? Masa oluyor. İş sırasında altında 25 tane personeli olan müdür drama dersinde kahkaha atıp ağlıyor yani. Bunu yapıyor. Orada her şey kalkıyor. Herkes bir. Herkes öz. Herkes eşit. Drama bu. Yani onun için hepimizin ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şirketler, başa dönecek olursam, bu şirketler çalışanlarımız biraz daha rahat etsinler. Biraz daha mutlu olsunlar. Biz kulüpler açalım. Onlar da karar versin demişler. Ve dolayısıyla işte resim kulübü sanırım, gezi kulübü ve tiyatro kulübü. Bir tiyatroya yoğunluk olmuş. Benim menajerim de Dilek Güner beni aradı. Bu şirket orayla iletişime girmiş. Dedi ki Bülent böyle böyle bir şey var. Sen de eğitim veriyorsun zaten uzun yıllardır. Hem büyüklere hem küçüklere. Şirket Audi'yle de çalışıyorum. Şekerpınar'daki fabrikasına gitmiştim. Orada da. Hani ne düşünüyorsun? Tamam dedim. Bir ekip grup kuruldu WhatsApp'tan. Onlar kurdular, katılanlar. Beyaz yakalı işte reklam müdürü var, satın alma müdürü var, insan kaynakları müdürü var. Böyle tertemiz insanlar.
Hepsi çok başarılı işinde. Ben onlara bir sesli mesaj attım. Kurmuşlar, beni de eklediler WhatsApp'tan hocamız diye. Ben onlara bir mesaj attım. Ondan sonra hepsi gülücük attı, böyle kahkaha attı. Çünkü drama, gelecekler, çok stresliler. Hani bizim Türk insanında şey vardır. Ben sohbet ettiğim yerde şu lafı hep duydum. Ya biliyor musun, ben de ortaokulda bir tiyatro grubuna girmiştim. Ya ben de ilkokulda şeyi oynamıştım. Bizim Türk kültüründe vardır bu tiyatro. Hani aşkı, oyunculuk, ünlü olmak falan. Ya da şu dizide arkadan geçmiştim. Şu dizide falan. Arkadan geçmiştim. Aynen. Ondan sonra var. Genelde bunu çok duyuyorum. Sonra Daikin'le tanıştık. Sonra çalışmalarımıza başladık. Şunu unutmamak lazım. Bu insanlar oyuncu olup, ünlü olup, televizyonda oynamak isteyen insanlar değil. Bunlar sabah 8'den 5'e kadar gelip yoğun iş temposunda stresli çalışıp, stresli, benim klimam neden böyle, sen bana bunu... Bunlarla uğraşan ya da işte yurt dışına çıkıp büyük satışlar yapması gereken müdürler ya da işte bölge müdürleri, altlarında işte kendisine bağlı 50 tane şube var ve onlardan sorumlu. Antalya şubesi, Ankara şubesi, hepsi bu arkadaşlara bağlı. Böyle yoğun stresleri olan insanlar gelip burada rahatlamaları lazım. Dolayısıyla akşam 5'te çıkıyorlardı işten. 5.30-6 gibi geliyorlar. 6'dan işte 8.30'a kadar, hatta birazcık ısrar ediyor. Hocam biraz daha uzasın ya, bitmesin ya. Ya eve git, diziniz müziniz yok mu arkadaş? Yani eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz bekliyor. Gibi geliyor onlara. Evet, inanın benden izin istiyorlardı. Ben zannediyorum ki hani gidelim mi, erken maç var falan diyecekler. Hani dizi var, gidelim. Hayır. Hocam biraz daha uzatabilir misiniz? İşte bu bana çok büyük mutluluk verdi. Sonrasında da bu 7-8 aylık bir süreç eğitim. Tabii detaylı falan. Sonrasında da ben şöyle dedim. Yani toplantı yaptığımızda şöyle bir paket hazırlıyorum. Bu arkadaşlara yaratıcı drama eğitimi veriyorum. Yaratıcı drama eğitiminden sonra drama eğitimlerimiz başlıyor. Sonra kendinize diyorum şeyler yazmaya başlayın. Oyunlar yazmaya, skeçler yazmaya başlayın diyorum. O yazdıkları skeçleri doğrusuyla yanlışıyla oynatıyorum. Tabii öyle kısa kısa anlatıyorum ama o yaratıcı drama işte o bir süreç onu anlatıyorum. İşte ses nefes eğitimleri, beden dili kullanımı, artikülasyon, çünkü müşteriyle konuşuyorlar. Demin yaptığım gibi sinirli bir müşteriyle karşılaşıyorlar. Stres yönetimi. Kendilerini ifade ederken, bir ürün tanıtımı yaparken beden dilini kullanmak, mimikleri, jestleri kullanmak, bunlar çok önemli. Aslında dolaylı yoldan yaptıkları işe de faydası oluyor. Zaten öyle de oldu ve ispatlandı. Dolayısıyla bu eğitimlerin sonunda hepsinden ayrı ayrı geri dönüş aldım, donut aldım. Ne diyor, yeni terim bu mu artık? Hocam biliyor musunuz, artık daha kendimi net ifade edebiliyorum. Öbürsü, hocam önceden vurgulayamıyordum harfleri, şimdi daha güzel vurgulayarak konuşuyorum. Öbürsü, hocam çok stresliydim, çok sinirliydim, baş edemiyordum bununla. Müşteriye almazsan alma kardeşim, müşterim yok kıvamına daha çabuk geliyordum. Şimdi artık o yok. Kimisi evde eşiyle olan ilişkisinin daha düzgün olduğunu, çünkü dinlemeyi öğrendiğini söyledi. Ben artık eşimi dinliyorum, önceden dinlemiyormuşum dedi. Mesela bu bana çok büyük mutluluk verdi. Yani daha o kadar güzel şeyler duyuyorsunuz ki. Sonra bu başarıdan dolayı biz dedik ki o zaman oyun çıkaralım. Artık siz 8 aydır eğitim alıyorsunuz. Bir ufak bir oyun çıkaralım. Bir skeçlerden oluşan, 5 tane, 6 tane skeçten oluşan bir oyun çıkardık. Türkan Saylan salon tuttuk gerçekten. Kendi çalışanları, akrabaları, anneleri, eşleri, babaları. 400 kişilik bir salon. Bu arada ben o oyunu izledim.
Ve hani şirket çalışanı gibi değil, sanki BKM Mutfak'ta Pişmiş misali bir oyuncu grubu gibilerdi. İnanılmaz başarılıydı. Tekrar çok, tebrik çok ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür Böldüm ederim. Buyurun. Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Türkan Saylan'da gelin dedim. Tiyatro budur dedim. Madem bu kadar anlattık, ettik, 8 aydır eğitim aldınız, şudur budur. Bakın dedim, tiyatro budur, koltuk budur, perde budur. Hadi bakalım, vira bismillah dedik. Dekorları da kendileri taşıdılar. Dekorları da kendileri taşıdılar. Hepsini yaptılar. Benim geçtiğim yolları onlara... Onlar çünkü beni dinlerken çok büyük bir mutlulukla, heyecanla dinliyorlardı. Ben onlara her şeyi söyledim. Çok heyecanlanacaksınız. Sınava hazırlanan çocuk sınava gittiği gün ben her şeyi unuttum der ya, aynısını olacak. Unutacaksınız sanki. Bunda bu süreçlerden geçtiler. Dedim oturun, sahneyi hissedin. Perdeden tutun. Koltuğa bakın. Yani çünkü bugüne kadar eğer öyle bir kültürünüz varsa seyirciydiniz. Şimdi artık bu sahnede sizsiniz. Siz oynayacaksınız. Çok garip oldular. Ama siz de geldiniz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Herkes malını över, ürününü över ya. Gerçekten ama çok güzel oldu. Şirketin CEO'su sahneye çıktı. Dedi ki, çok güzel bir cümle. Bence dedi bunlar dedi şey dedi, oyuncu. Evet. Arada şirkete gelip çalışıyorlar dedi. Ama öyle hissettirdiniz. Gerçekten aynı şeyi ben de düşündüm. Evet. Hiç hani Daikin çalışanıymış gibi değil de, hani kurumsalda evet, çalışıyorlarmış gibi değil de. Evet. Zaten o işi yapıyorlarmış evet, gibi doğaldı çoğu. Evet, şirketin CEO'sunun da öyle demesi, yani bunlar bence dedi oyuncu değil. O şey, bunlar bence oyuncu dedi. Yani şirkete gelip arada çalışıyorlar dedi. Biz bir de bunlara maaş veriyoruz. Bunlar dedi profesyonel. Hani ve şunu söyledi. Güzel bir şey. Hani ben böyle piyes gibi bir şey çıkacak diye hani düşünmüş. Böyle hani şirket çalışanı tiyatro eğitim alıyorlar. Hani piyes gibi bir şey çıkacak. Bayağı bir saat oynadılar. Evet evet, bayağı bir bildiğiniz evet oyundu. 420 kişilik bir salon sanırım. 350 kişiye yakın gelmişti. Sonra oyun o kadar sevildi ki CEO'muz bizi hem biraz ödül amaçlı hem de o toplantı yapılacaktı bir yerde Kıbrıs'ta. Hem de o toplantı arasında biraz nefes, biraz tat olsun diye hem de biraz ödül olsun diye bizi Kıbrıs'a götürdüler. Kıbrıs'ta da oynadık oyunumuzu. Çok beğenildi. Aşırı beğenildi Kıbrıs'ta da. Tabii onların mutluluğu çok güzeldi. Şunu anlatmak istiyorum aslında. Kıbrıs'ta o zaman bir toplantı vardı. Bayiler toplantısı. Yani benim tiyatro ekibimin tam Daikin çalışanları ama siz söyleyin. O gün orada çok görevi yoktu. Gitmeyeceklerdi yani. Yani tiyatro iyidir, iyileştirir. Tiyatro iyidir, birleştirir. Dolayısıyla bu oyun sayesinde, şimdi Kıbrıs'a gitmekte ne var? Cebinde paran varsa bastırırsın parayı, Kıbrıs'a gidersin. Tabii. Ama şirket çalışanı olup orada hiç görevin yokken, o toplantıda hiç bulunmayacakken 4 gün bu oyun sayesinde tiyatro ekibini alıp götürmek hem çok güzel bir incelik hem de o tiyatro ekibinin ve tiyatronun birleştirici gücünü görmüş oluyoruz. Evet, Daikin'in de yani söylememde bir sakınca yok herhalde. Evet. Hem çalışanlarına hem de tiyatroya olan desteğinden dolayı Daikin'e de gerçekten evet, çok teşekkür tebrik ederiz. Evet, ediyorum. Evet, evet. Yani şirketlerin çalışanlarına böyle değer vermesi, böyle kulüpler açmaları çok güzel bir şey. Şimdi Allah izin verirse, tabii bu oyunu geldi seyrettiler. Katılamayanlar, kursa katılamayanlar geldi seyrettiler. Şimdi bir de ödül babında bir de Kıbrıs'a da gittiler. Ya şuraya bak, adamlar bir kulübe girdiler. Oradan oraya, şimdi Antalya'da da çok büyük bir şey var. Adana'da da varmış mesela. Bu tiyatro sayesinde şirketin bunlar tiyatrocuları oldular. Anlatabildim mi? Ve bu tiyatro sayesinde geziyorlar. Turne yapacağız. Yani diğer bayilere gidip oynayacağız. Şimdi bu oyuna gelip bu derslere katılmayanlar bir yoğunluk talep etmişler. Biz de derslere devam edeceğiz biz diye. Biz neler kaçırıyormuşuz evet, dediler. Evet, neler kaçırıyor. Geldiler şimdi sabah 8'den 5'e kadar müdür Eylül Hanım'ı gördüler. Tamam mı? Ama o gün o sahnede o Eylül Hanım onları güldürdü. Onları ağlattı. Onları hüzne boğdu. Yerde onları şaşırttı. Müdürler. Müdürleri yerde yuvarlandı. Neler yaptılar? Halay çektiler. Ne oldu? Ben de burada olmalıyım. Neler kaçırmışım ya. Dolayısıyla Mart'ta yine bu tür eğitimlerimiz yine bir 8-9 aylık periyotlarla
devam edecek. Yine sonunda bir oyun çıkartacağız. Ve böylelikle de şirketlerle de başlamış oldum. Açık mısınız peki başka gelecek tabii ki, teklifler tabii olursa? Tabii ki. Yani buradan şu anda bu yayını seyreden başka şirket CEO'larımız, müdürlerimiz varsa tabii ki onlarla da bu konuyu konuşabiliriz yani. Yapabiliriz. Niye yapmayalım Tekliflerinizi ki? Teklifinizi lütfen sosyal medya üzerinden evet. Bülent Bey'e iletiniz. Teklifleri açıyoruz, değerlendiririz. Yani insanları birleştirdiği, insanları çok güzel bir şey oldu. Oyun bitti. Oyun çarşamba günüydü. Perşembe günü iş var. Çarşamba akşamı güldüler, eğlendiler. O hiç tanımadıkları arkadaşlarını sahnede gördüler. Perşembe günü bütün oyuncu arkadaşlarımdan, onlar oyuncu arkadaşlarım diyorum, şöyle mesaj geldi. Hocam ya güne ünlü uyandık. Biz artık şirkette ünlüyüz. Çünkü özel bir artık şeyleri oldu. Yani selamlaşmalar değişmiş, gelmiş hiç birbirini tanımayanlar, işte o 20. kattaki çalışan alt kattakini ya tebrik ederim çok güzel oyundu. Bu arada ben işte Mehmet, işte ben bu arada Aysu, bu arada ben işte Gülsüm. İşte anlatabiliyor muyum? Sosyal çevreleri de genişledi. Evet. Yani dolayısıyla o şirket bütünleşti ve o gün çarşamba günü oyun, perşembe günü şirkette yani kendin böyle uğraşsan bütün şirkete o mutluluğu yayamazsın. Bütün şirket mutluydu o gün. Ve hepsi ünlü ünlü dolaşıyormuş. Merhaba falan, merhaba. Abi çok iyiydin ya. Merhaba falan. Yani çok mutlulardı. En başa dönüyorum. İşte bir saat mi oldu? En başa. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Buradan başlamıştım aslında. Bunu fark ettim kendimde. İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Onlara mutluluk katmayı seviyorum. Biz yazıyoruz, çiziyoruz, sizleri eğitime sokuyoruz, veriyoruz o yetenekleri. Sizler bizim esprilerimizi o sahnede oynuyorsunuz aslında. Bizim yazdıklarımızı oynuyorsunuz. Ama oynuyorsunuz da. Yani ben yazdım, ettim ya da başka bir senarist arkadaşım yazdı, etti ama siz de ama oynuyorsunuz, hakkınızı veriyorsunuz. Sahnede bilmezler ki orada bir senarist var, bir yönetmen var, aylarca bunları çalıştırdı, bu güldüğünüz esprileri o yazdı. Onlar selam verirken siz de perdenin arkasında selam veriyorsunuz. Sizi kimse bilmiyor. Onların o mutluluğu falan. Tabii sonradan biz de biraz rol çalıyoruz. Selamlamaya biz de gidiyoruz. Yönetmen olarak biz de gidiyoruz. Dans ediyorsunuz falan. Dans ediyoruz falan. Öyle. Dolayısıyla her bakımdan kendini geliştirmiş birisi olarak hayatımı devam ediyorum. Dans deyince yani ufak burada bir parantez açacağım. Oyuncu her anlamda kendini geliştirmeli. Tabii. Yani ben sadece bunu yapıyorum, bu, kurallarım bu değil. Yani ben şimdi dans ediyorum, uzun yıllardır danstan konu açılmışken profesyonel dans ediyorum. Uzun yıllardır yani lise 1'den beri uzun yıllardır dans ederim. Ata da bineceksiniz, şive de yapacaksınız. Spor dallarından bir sahne çıktığında becerebileceksiniz ki dalışla uğraşıyorum. Basketbol, tabii profesyonel olarak yapmasanız bile bileceksiniz. Bundan anlayacaksınız. Merakınız olacak. Kendinizi hep geliştireceksiniz. Oyunculuğun sonu yok. Yani benim mesela oyunculukta her şeyin Türkiye'de Haluk Bilginer ve Güven Kıraç. Bu ustalarımız bunları takip ediyoruz. Sahnedeki reaksiyonlarını, oyunculuklarını, mimiklerini. Dolayısıyla kamera başka bir şey. Hani büyük oynayamazsın. Büyük oynadığın zaman seyirciye geçmez. Mesela işte hüznü orada bir ekran var. O ekrandan öbür tarafa geçireceksin. İşte ya abi işte sevdiğin kız kaza geçirmiş. Ağlıyorsun mesela. Karşıdaki insan evinde, evinin rahatlığında, pijamasıyla hadi lan böyle ağlanır mı demeyecek. Dedirttirmeyeceksin. Şuraya bak ya benim ben de kötü oldum diyecek. Kahkaha attığında atacak. Geçenlerde internette karşıma bir şey çıktı. Oyunculukla alakalı. Şey diyor, ismini hatırlayamadım şimdi. Önemli bir beyefendi. Gerçek oyuncu ağlamaya ve gülmeye çalışmaz diyor. Çünkü evet. İnsan hayatın içinde ağlamamaya ve evet. Gülmemeye çalışır ortamına göre. Evet, mesela verdiğimiz eğitimlerden bir şey, mesela bir şey söyleyeyim. Sarhoş ol diyorum mesela. Tabii bunlar şirket çalışanı ya da ben şey de veriyorum, oyuncu olmak isteyen çeşitli yerlerde, İstanbul'un çeşitli yerlerinde kamera önü oyunculuk adı altında yerler var.
Oralara da gidiyorum. O kurslarda da hocalık yapıyorum. Sarhoş ol diyorum mesela. Ya da düşün. Şimdi mesela burada ufak bir eğitim vereyim. Düşün. Şimdi bunlar tabii kafada. Sen diyorum bir settesin. Oyuncusun. Önemli bir dizidesin. Düşün. Kaç tane şey var? 20 tane arkadaş var. Ne yapıyor hepsi biliyor musunuz klasik? Sen sosyal yaşantında bir konu var. Ayakkabıyı pembe mi alsam, kırmızı mı alsam? Örnek. Böyle düşünmüyorum tabii. Mağazanın önünde böyle. Ya şöyle bir beden dili hangimiz kaç kere yapıyoruz? Ha, yani bu filmlerden gördüğümüz gibi. Gerçekten düşünürken hiç yapmadım. Şimdi mesela size bir vereyim. Düşünmeyi vereyim. Dediğim şeyi hemen yapın. Ne? Nasıl yapacağım falan değil. Duyduğunuzu yapın. Nasıl düşünülür? Yani bir şey düşüneceksiniz. Bir olay var, karar vereceksiniz. Yapsam mı, yapmasam mı? Bunları katmıyorum. Düşünmek. Şimdi söyleyeceğim şeyi hemen yapın. Düşünme, gerçek doğal düşünmeyi göreceksiniz. Kamera görecek, tamam mı? Hazır mısınız? Hazırım. Tamam. 365 ile 42'yi çarpın. İşte şu anda düşünüyorsunuz. En gerçek düşünme şeyi. Sen çarptın mı Ozan? Rakamın önemi yok. Rakamın önemi yok. Ben attım rakamı. İşte gerçek düşünme buydu. Böyle düşünmeyiz. 365 çarpı 42 değil. Ya da tek bir şey daha söyleyeceğim. Zamanımız belki az oluyor. Sarhoşu oyna. Sarhoşu oyna. Şimdi onlar diyorum yine settesin. Ölen yapıyorlar. Düşmeler, yalpalamalar. Evinizdesiniz. Misafir çağırdınız. Ben çok gülerim mesela. Evet. falan diye böyle evet. Her şeye saçma evet. Böyle büyük ne yaparsınız? Sarhoşluğunuzu belli etmemeye çalışırsınız. Sarhoş olduğunuzu anlarsınız. Kafanız dönüyordur falan ama böyle büyük hareketler falan. Ufak ufak ama karşınızdaki arkadaşınıza, eşinize, tamam. Dostunuza, evde de olsa, restoranda da olsa belli etmemeye çalışırsınız. Evet doğru. Büyük oynamazsınız. Ben iyiyim ya falan. Ve son lafımla eğer oynarsanız oynayamazsınız. Ama oynamazsanız gerçekten oynamış olursunuz. Evet. Peki son bir soru soracağım. Ya ben sizle sabaha kadar muhabbet ederim. Teşekkür ederim. Sohbet çok keyifli. Çok gerçekten. Ama bir yerde kapatmak durumundayız. Kapatmadan önce bir şey sormak istiyorum. Son bir soru. Ya şöyle bir karakteri çok canlandırmak isterdim, denk gelmedi dediğiniz bir rol var mı? Evet. Kaba tabirle konuşacağım ama engelli yani şey akli dengesi bozuk birisini oynamak isterdim. Böyle bir evet teklif bekliyoruz gibi. Evet akli dengesi bozuk. Sosyal medya hesabınızı verin lütfen. Evet, takip etsinler. Bülent. Teklifleri etsinler. Instagram adresim Bülent Yaşık'tı galiba. Yaşık Bülent de olabilir tam bilmiyorum. Gire gire hatırlamıyorum. Yaşık Bülent ya da Bülent Yaşık olacak. Instagram'dan eklerseniz sizlerle iletişim kurabiliriz. Her zaman destek olurum. Her zaman da çalışabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Klasik olacak ama gerçekten ben çok teşekkür ederim. Ya çok eğlendim bir kere gerçekten. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Dediğim gibi yani gönül isterdi ki biz burada sohbete devam edelim evet. Ama... ben Türkiye Haber Portalı'ydı değil mi? Evet Türkiye doğru. Haber Portalı'na çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için size teşekkür ederim. Oğuz Bey'di galiba. Ozan Bey, özür dilerim. Ozan Bey'e de çok teşekkür ederim. İsimler bazen gidiyor, kusura bakmayın. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben de kendimi anlattım. Dramanın önemini anlattım. Eğitimini anlattım. Dramanın bir komiklik olmadığını, çocuklara çok şeyler kattığını söyledim. Bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere de iyi seyirler şimdiden. Bugün Next Pera Art Galeri'de oyuncu koçu ve drama eğitmeni sevgili Bülent Yaşık'la beraberdik. Kendisini sosyal medya hesabından takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram üzerinde aktif. Eğitim ve oyunculuk üzerine sorularınızı kendisine iletebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.